Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, diğer milletvekili adayları Ali Aydınlıoğlu, Tülay Babuşçu ve Hilal Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiği Ağcılar Köyü ziyaretinde 8,5 yıldır iktidardayız, hizmetlerimiz var. Muhalefet gelip atıp tutuyor. Çünkü onların çaktığı çivi yaptığı icraat olmadığı için yapacağız, edeceğiz diye anlatıyor. Ama bizim yaptıklarımız var dedi. Edip Uğur konuşmasında 2B arazileri ve Milli Park sınırları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Uğur, milli park meselesi yıllardır bir sorun. Oralarda ağacınız, tarlanız, meyveniz var. Giremiyorsunuz. Biz Balıkesir'de bu milli parklarla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yaptık. Milli park sınırının daha yukarı çekilmesi arazi sahiplerini rahatlatacak. Çalışmalarımızın sonuna geldik. En kısa zamanda milli park sınırını yukarı çekerek sorunu çözeceğiz dedi ve 2B arazileri hakkında şunları söyledi. Bu çalışmalar artık sonuna geldi. İnşallah en kısa zamanda bu milli park meselesini sınırı yukarı çekerek çözeceğiz. 2B meselesi biliyorsunuz 2B ile ilgili meclisten efendim anayasa değişikliğini de yaptık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Efendim yasayı iptal ettirdi. Şimdi diyor 2B'yi biz çözeceğiz. Ya kardeşim neden iptal ettirdin? Ettirmeseydin. Başbakanımız da bundan birkaç gün önce yine gittiği yerlerde 2B meselesi var. Orman efendim köylerinin olduğu yerler var. Söylediği aynen şu. Dedi ki kardeşim kimin arazisi varsa o sahibine verdi. Daha önceden tapusu olan kullanan kim varsa ve bu raiç bedel üzerinden sizler bir bedel bildiriyorsunuz zaten değil mi? Onun üzerinden tutup da İstanbul'daki araziyle efendim avcılardaki arazi tabii aynı para yaptı. Yani burada kimse mağdur edilmeyecek. Bundan emin olun. Milletvekili adayı Ali Aydınlıoğlu da ziyarette yaptığı konuşmasında Körfez yatırımlarına değindi. 8,5 yıldan beri partimizin yaptıkları ortada. Ülkede çivisi olmayanlar gelip ancak buradan konuşur arkadaşlar. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Gerçekten bu millet artık eskisi gibi uyumuyor. Televizyonlardan her şeyi her gün akşam oturup izliyor. Kimin ülke yararına çalıştığı, kimin bu ülkenin aleyhine mafyayla, çeteyle, Ergenekon'la işbirliği yaptığını bu güzel millet çok iyi biliyor. İnanın hizmetin adresi AK Parti oldu. Gerçekten bizim ülkede partimizin, başbakanımızın el atmadığı hiçbir konu kalmadı.